Arem TV'den hepinize merhabalar. Bugün mecliste çok sert tartışmalar yaşandı. HDP 7 sene önce HDP'li eş başkanlar başta olmak üzere Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve HDP'li birçok milletvekiline yapılan operasyonla gözaltına alınmasına ilişkin bir önerge verdi meclise. Ve bu önerge üzerinde yapılan konuşmalarda sert tartışmalara neden oldu. AKP'li milletvekili HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve HDP'li milletvekillerinin terör faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını söyleyince HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş AKP'li milletvekiline çok sert yanıt verdi ve teröristin dik alası sizsiniz ifadelerini kullandı. Yaşananlara ilişkin mecliste görüntülerimiz var. O görüntüleri hep beraber izlemeden önce değerli dostlar, bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin de bizlere desteği olabilmesi için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi mecliste yaşanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la ilgili tartışmaları hep beraber izleyelim. Başkan, aslında gerçeği siz de biliyorsunuz ama söyleyecek ne yetkiniz ne cesaretiniz var, bunu gayet iyi biliyoruz. Evet, darbecisiniz. Evet, halk iradesine düşmansınız. Evet, halkın kendi oylarıyla seçtiği belediye başkanlarını görevden alarak yerine memur atıyorsunuz. Evet, Kenan Evren yaşıyor olsaydı AKP iktidarının yaptıklarından daha fazlasını yapamazdı. Evet, Kenan Evren'in selefisiniz. Evet, 28 Şubatçıların selefisiniz. Evet, 2 Mart darbesini yapanların selefisiniz. Onlar bile bu kadarını yapmadı ya. Bir kalemle onlarca, yüzlerce belediyeye kayyım atamadı. Siz sadece insana düşman değilsiniz. 7 Haziran'da Türkiye'de umut yeşerdi ya. Umuda da düşmansınız. Demokrasiye ve özgürlüklere de düşmansınız. Şimdi sandık hukuku diye bir şey söylüyorsunuz. Ne yasa tanıyorsunuz, ne anayasa tanıyorsunuz, ne AİS tanıyorsunuz, ne AİHM kararı tanıyorsunuz. AİHM size dedi ki, açıkça taraf olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siz dedi Demirtaş kararında, Encü kararında HDP'ye yönelik operasyonlarınız siyasidir dedi. Siz onları siyasetten tasfiye etmek için operasyon yapıyorsunuz dedi. Derhal tahliye etmelisiniz dedi. Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki karşı hamlemizi yapar işi bitiririz dedi. Çünkü bütün yargıyı avucunuza almışsınız. Yargı sizin için bir silah ve bu silahı kime doğrultuyorsunuz? Darbecilik tam da bu. Size karşı konuşanlara, muhalefet edenlere, gerçekleri ifade edenlere. Çünkü siz gerçeğe de düşmansınız. Gerçek ortaya çıkınca sizin maskeniz de düşüyor. Biz tamamen gerçekler üzerinden konuşuyoruz. Bu arada sadece de HDP'li vekillere yönelik anayasa değiştirildi. Bu da Buyurun Sayın Yenişehirlioğlu. Buyurun Sayın Yenişehirlioğlu. Kürsüden... Murat Alparslan Bey buna cevap verir. Buyurun Sayın Alparslan. Kürsüden 2 dakika. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeden konuşalım. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, başta da ifade ettim. AK Parti'yi ve liderini darbecilikle itham etmek ve bu konudaki mücadelelerimize gölge düşürmeye çalışmak kesinlikle kabul edilemez. Biz buradaki anayasa değişikliğinde nitelikli çoğunlukla farklı siyasi partilerin de milletvekillerinin katılımıyla süreci yönettik ve yürüttük. Dediğim gibi sizin partinizin yetkilileri de o tarihte dokunulmazlıklar kalsın diye beyanda bulundular ve bu sürece destek oldular. İlk turda nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için halk oylamasına gitme aşamasında halkın bu konudaki takdirinin çok daha farklı bir sonuca sebep olacağı görüldüğü için ikinci turda destek verilerek bu anayasa değişikliği yapıldı. Ve sadece HDP'li milletvekillerine değil, ifade ettiğim gibi 139 tane milletvekili hakkında bu fezlekeler kabul edildi ve dokunulmazlık kaldırıldı. Dokunulmazlık hiç tereddütsüz bu kürsüde olmalı. Bir milletvekili yaptığı konuşmadan, söylediği sözden ve düşüncesinden dolayı kesinlikle mahkum edilmemeli. Ama siyaset yapıyorsa, millet için hizmet üretiyorsa bu sağlanmalı. Yok değilse siyaseti meşruiyet kaynağı olarak başka yerden alıyor
ise, teröriste terörist diyemiyor ise, terör örgütlerinin propagandasını yapıyor ise, terörü meşrulaştırmaya çalışıyor ise, teröre, teröriste, PKK'ya, KCK'ya, YPG'ye lanet okuyamıyorsa bu kürsünün dokunulmazlığı kesinlikle olamaz. Kayyumlardan bahsedildi. 674 sayılı kanun yürütme kararnameyle İçişleri Bakanlığı'na bu konuda bir yetki verildi. Orada asıl millet iradesine kayyum atanan, orada seçilmiş belediye başkanlarının yanına bir eş... Teşekkür ederim Sayın Milletvekili. Sayın Milletvekili, teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekili, teşekkür ediyoruz lütfen. Arkadaşlar, değerli milletvekilleri, grup başkan vekiliniz konuşuyor lütfen, duyamıyorum. Meşruiyeti başka yerlerde bulduğumuzu, aradığımızı söyledi. Doğrudan partimize hedef gösterdi ve takip anlamında. Buyurun Sayın Bey, son defa lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ya biz somut vakalar üzerinden gidelim, somut. Biz o sandıklara girip çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Halk tarafından seçiliyoruz sizin gibi. Meşruiyetimizi siz tartışamazsınız. Ne biz sizinkini tartışabiliriz ne siz bizimkini. Biz halka dayalı siyaset yapan bir partiyiz. Bu bir. İkincisi, eş başkanlık kadın erkek eşitliği açısından eş genel başkanlık siyasi partiler yasasında da var. Hepsinde de uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin de dünyanın da en büyük sorunu kadın erkek eşitsizliğidir. Bunu, cinsiyet ayrımcılığını anlatamam, sürem yok. Bu iki. Üçüncüsü, arkadaşlarımızın tamamı demokratik siyaset yaptıkları için tutuklandılar. Bütün davalar konuşmalara dayanıyor. Bütün davalar, bir eylem, bir fiil, bakın hukukçusunuz herhalde, fiil dediğimiz, hani bir hareket olur ya, öyle bir fiil yok. Tamamen manipülasyon ve propaganda. Ya şunu sorayım, kayyumları bu iktidar atamadı mı? Bu darbecilik değil mi? Ben ne anlatıyorum? Ya daha Diyarbakır, Van ve Mardin'de kayyum var. Üç büyük şehir söylüyorum size. Ve hepsi yolsuzluk yapıyor, hepsi hırsızlık yapıyor. Selahattin Demirtaş'sız bir konuşma yapamıyor Cumhurbaşkanı ya. Bütün seçim kampanyasını onu hedef göstererek yaptı. En son seçim gecesi idam sloganları attırdı. Bugün de ortağınız grup toplantısında yine Demirtaş'ı terörist ilan etti. Bize terörist diyenler teröristin dik alasıdır. Biz burada oturuyoruz ve halktan geliyoruz, halktan. Biz demokratik siyaseti bu ülkede gerçekten savunuyoruz ve bedel ödüyoruz. Ve dokunulmazlıkları sadece bizim için kaldırdınız. Çünkü Enis Berberoğlu dışında gösterin grubunuzda tek bir... Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Evet değerli dostlar, videoyu bitirmeden önce bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. AK Parti milletvekili diyor ya kürsüden, eş başkanlık sistemi Kandil'in kayyumlarını atamak için getirdiler diyor. Eş başkanlık sistemini AK Parti'nin iktidarında önü açıldığını buradan belirtmek isterim. Çözüm sürecinde eş başkanlık sisteminin önü açıldı. Bunu tekrar altını çizdikten sonra geldik bir videomuzun daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.